Ankara Mamak'taki heyelan bir mahalleyi yerinden etti. Cengiz Topel mahallesindeki evlerden çoğu yıkıldı. Evlerinden taşınmak zorunda kalanlara Mamak Belediyesi'nce kira yardımı yapılması gündemde. Toplanan gidiyor, toplanan gidiyor, sırası gelen gidiyor abi. Ne oldu, 3 gün içinde oldu. Heyelan başladı, önce duvarlar çatladı, ardından da evler yıkıldı. Ama insanlar çok perişan. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Cengiz Topel mahallesinde toprak kayması meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Mamak Belediyesi hemen arazi çalışması başlattı. Hemen arkasından da yıkım kararı çıktı. Cengiz Topel mahallesinde doğup büyüyen vatandaşlar heyelan tehlikesi yüzünden evlerini bir bir terk etmek zorunda kaldılar. Mahallede bulunan 125 evin 52'si tahliye edildi. Tahliye işlemlerinden vatandaşların mağdur olmaması için de Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler yeni evlerine taşınmasına yardımcı oldu. Vatandaşlar taşındıktan sonra mağdur olmayacaklar. Tahliye ettikleri evde kiracı olanların 3 aylık kirası, ev sahiplerinin ise 6 aylık kirası Mamak Belediyesi tarafından karşılanacak. Toprak kaymasının evlere zararı da büyük oldu. Duvarlarda derin çatlaklar oluştu ama en büyük çatlak yol üstündeki asfaltlarda meydana geldi. İşte yerle bir edilen bu heyelan bölgesi ise kentsel dönüşüm çerçevesinde rekreasyon alanı olacak. Şimdiye kadar neden heyelan olmadı? Yani... Burası daha önce kentsel dönüşüm projesi içerisindeydi. Burada zemin çalışması yapıldı. Zemin sağlam denildi. Neden şimdi çürük deniliyor? Bazı vatandaşların heyelanla ilgili ciddi şüpheleri var. Bu şüphelerin nedeni ise son bir haftada birçok kez patlayan su boruları. Esas buraların patlamasına az mı dersiniz, ne dersiniz? O yani, o başka neden yok. Sularımızı kesti. Biz öğrendik ki borular patlamış, toprağı alttan kaydırarak bunlara sebep oldu. 13 yaşındaki Yunus Geray, Van depreminde omzunda cansız bir elle saatlerce enkaz altında bekledi. Kurtarıldı ama iç kanamadan hayatını kaybetti. Enkaz altında endişeyle beklerken objektife yansıyan simsiyah gözleri ise Van depreminin simgesi oldu. İşte Yunus'un o fotoğrafı yılın basın fotoğrafı seçildi. Yunus Geray 13 yaşındaydı. Van'da bir internet kafede yakalandı depreme. Saatlerce omuzunda ölümün soğuk eliyle enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Dehşetten büyümüş gözleri felaketin boyutunu anlatır gibiydi. Sabırla sabırla, gel insan yetişecek. Sabırlı ol, sabırlı ol. Bu kareyle Van depreminin de simgesi oldu Yunus. O kareyi çeken, o anı ölümsüzleştiren Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'a da ödül getirdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Türkiye'nin basın fotoğrafçılığında en prestijli yarışmasında yılın basın fotoğrafı 2224 fotoğraf arasından Ümit Bektaş'ın objektifinden Yunus'un görüntülendiği bu kare oldu. Siyaset alanında birinci seçilen fotoğrafsa Başbakan Erdoğan'ın markette görüntülendiği bu kareye ait. Erdoğan İstanbul'da markette tabureye çökmüş telefonla konuşuyor. Başbakanın bu anını da her an yanında olan Anadolu Ajansı foto muhabiri Kayhan Özer ölümsüzleştirdi. Siyaset alanındaki ikinci fotoğrafsa Hürriyet gazetesi foto muhabiri Hasan Tüfekçi'ye ait. Tüfekçi BDP'li Hasip Kaplan'ın mecliste kürsüde bardak kırdığı fotoğrafla layık görüldü ödüle. Kahvede kağıt oynayan vatandaşlarla birlikte oturan CHP Genel Başkanı